2020 modasında bizleri neler bekliyor? E-ticaret işinde neler yapılıyor? İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli? İş insanı Ömer Çipil anlatıyor. Sipariş verdiğimiz firmanın bilinirliği, güvenirliği önemlidir. Kargo geldiği zaman kesinlikle faturaya bakmamız gerekiyor. Kişiye en uygun kaş modeli nasıl belirlenir? Kalıcı makyajda cilt yapısı önemli mi? Microblading kimlere uygulanır? Kalıcı makyaj uzmanı Emine Kılıçvuran anlatıyor. Dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi kişinin mevcut kaş yapısının durumu. Çok önemli burada. Akıllı lenslerin diğer göz içi lenslerden farkı nedir? Akıllı lens iki göze aynı anda mı uygulanır? Sarı nokta hastalığının tedavisi nasıl yapılır? Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor İsmail Hakkı Özeren anlatıyor. Gözün içine bir teleskopik sistem düşünün. Hı hı. Görüntüleri büyütüyor, beyne yansıtıyor. Hı hı. Ve bu %1'e düşmüş olan görmeyi belki 10 kat, belki 20 kat arttırabilir. Ses teli bozuklukları ve nodüllerin sebepleri neler? Ses teli bozuklukları ve nodüller nasıl tedavi edilir? Nodülleri önlemek mümkün mü? Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Ziya Saltürk anlatıyor. Bu kalıcı bir tedavidir. Kişi bunu alışkanlık haline getirebilirse. Şeffaf plak tedavisi nedir? Şeffaf plak hangi yaş aralıklarına uygulanabilir? Şeffaf plakların normal diş telinden farkı nedir? Ortodontist Cansel Göçtürk anlatıyor. Aslında ortodontik tedaviyle sizin kendi dişlerinizi daha sağlıklı bir şekilde kullanmanız için altyapıyı uygun hale getirmiş oluyoruz. Yaza girmeden yaptırabileceğimiz ameliyatsız estetik işlemler neler? Botoks sonrası donuk bir ifade olur mu? Dudak dolgusu yaparken hacim nasıl ayarlanıyor? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Taha Mehmetoğlu anlatıyor. Neler yapılabilir? Dolgularla, botulin toksiniyle, botokslarla ince kırışıklıklarımızdan, bazı derin kırışıklıklarımızdan kurtulma şansımız var. Az sonra Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda şimdi de yanımızda iş adamı Ömer Çipil var. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ömer Bey. Şimdi burada birbirinden güzel model arkadaşlarımız var. Bir ufak defilemiz de olacak ama önce sizi biraz tanıyalım. Ben Ömer Çipil, 27 yaşındayım. Aslen Sivaslıyım. Yaklaşık 6 yıldır e-ticaret sektöründe hizmet vermekteyim. Daha öncesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerde eğitimler aldım. Eğitimlerle. Şimdi ben bu ayın başında size bir ödül de takdim ettim. Yılın girişimcisi ödülüydü. Önce biraz girişimcilikten bahsedelim. Nasıl bir girişimci oldunuz? Biraz da böyle örnek olsun belki izleyenlere. Şuradan başlamak istiyorum. Öncelikle kişilerin ne yapmak istediklerine karar vermeleri gerekiyor. Karar verdikten sonra kendilerine hedef belirleyip bu hedeflere ulaşmak için de gerekli fedakarlığı, donanımları kazanmaları gerekiyor. Gerekli donanımları kazanmaz iseler karşılarına çıkan ilk engelde yıkılabilirler. Tabii ki. Girişimci öngörü sahibi olabilmeli. Gerektiğinde geri çekilip zamanı geldiğinde tekrar adım atmalı. Evet değil mi? Girişimcilik artık çok önemli. Aşina tabii olduğumuz bir şey ama girişimcilik gerçekten öngörülü olmak ve bazı yerlerde de hani biraz durup etrafı da koklamak lazım. Biraz böyle ileriyi görebilmek lazım herhalde. Bir de çabuk vazgeçmemek lazım. Siz nasıl girdiniz peki? Nasıl böyle bir girişim? Ne istediğinize nasıl karar verdiniz daha doğrusu? İlk önce kendim kimlere satış yapabileceğimin gözümün önünde düşündüm haftalarca, aylarca. Kitlemi belirledikten sonra ben bu kişilere nasıl en iyi şekilde ulaşabilirim diyerek düşündüm ve ondan sonra kendimi bu donanıma sahip hale getirmek için eğitimler aldım, çalıştım. Daha sonra da hedef kitlemi doğru belirlediğim için kısa bir zamanda gelişme kaydedebildim. Ya bu peki tekstille ilgili bir şey yapmak istediğinize nasıl karar verdiniz? Hani aileden mi geliyor yoksa tekstil, kızlarımız da geliyorlar? Aileden baba mesleği. Babamlar daha küçük şehirde çalışırken belli bir kesime hitap ederken ben bunu e-ticaret vasıtasıyla tüm Türkiye'ye ulaşma imkanı sağladım. Peki
ticaret yapmak isteyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Şimdi aslında biz burada sizinle bir iş adamı, girişimci olarak sohbet ediyoruz. Arkada modellerimiz üzerinde ürünleri de inceleyeceğiz ama yeni girişimci olmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Öngörü dedik, işte hedef koysunlar dedik ama çok da kolay bir şey değil aslında. Önerileriniz ne olabilir? Yani bu işe yeni başlayanlar için. Bu işe yeni başlayanlar için öncelikle de dediğim gibi ilk önce kendilerinin ne yapmaları gerektiğine karar vermeleri gerekiyor. Peki yanılırlarsa orada ne olacak? İşte yanılırlarsa bıkmayacaklar. Ruhlarında şey girişimcilik varsa zaten vazgeçmeyecekler. Eğer hedeflerine inanıyorlarsa. Kesinlikle. Hepimiz için öyle olmadı mı? Geri kalkmayı bilmesi gerekiyor. Bilmesi gerekiyor. Peki şimdi arkada model arkadaşlarımız geldiler. Bunlar daha çok tabii ki sokak modasına uygun kıyafetler değil mi? Günümüzde yükselen trend de bu kesinlikle. Tabii ki gece kıyafeti ve abiye hiçbir zaman bitmiyor ama sokak modasını nasıl yöneldiniz mesela? Biz hedefimizi belirlerken sokak modasına göre belirledik. Daha çok üniversite öğrencilerinin 16-26-28'lere kadar ki gençler hedefledik. Gençleri hedefledik ve onlara göre ürünler ürettirdik. Alım gençler satın, ve kendini genç hissedenler. Genç hissedenler. Yani. Tabii. Daha çok spor olarak belirledik. Zaten arkadaşların üzerinde de görüldüğü gibi günübirlik üniversitede okula gittiği zaman giyebileceği. Ya ofise de giyilir bu arada. Serbest çalışan insanlar için hani daha çok kurumsal değil belki ama bazı parçalar kurumsala da çok güzel uyarlanabilir. Yeni sezonda biraz daha ofis çalışanlarına da yönelmeye çalışıyoruz. Yeni hedefimiz. Şimdi bu güzel kızlarımızı alalım. Birer kombin daha giyecekler benim bildiğim kadarıyla. Onları dışarı alalım. Biz sohbetimize devam edelim. Peki bu işin en keyifli yanları neler? Mesela girişimci olmanın. Bu işin en keyifli yanları ekibimizle aile sıcaklığında çalışıyor olabilmek. Daha sonra ürünleri gönderdiğimiz müşterilerimizin memnuniyet mesajları bu işin belli başlı keyifli yanlarından bazıları. Geri dönüşler aslında. Aslında direkt mutlu geri bildirimler. Sanat yani çünkü görsele hitap eden bir şey. Tabii ki. Trendleri de belirliyor aynı zamanda değil mi? Evet. Peki şey sormak istiyorum. Bu sanat hep genetik oluyor gibi geldi bana. Yani ailemde vardı zaten aileden gelmişler. Dikkat ederseniz tüm konuklarımızda yani okuyan sanatçılarda olsun yani bu tasarım işlerinde olsun hep böyle aileden gelen bir şeyler oluyor. Tabii çocuklar biraz da gördüklerine doğru böyle hedeflerini belirliyorlar. Peki sizce başarı nedir Ömer Bey? Başarı yaptığın bir işin karşılığında müşterilerinin mutlu olması yaptığın işteki başarıdır. Başarı aslında işlere göre değişebilir. Yerine göre başarı hedef belirlemektir. Belirlediğin hedefe ulaştığında işinde başarılısın demektir. Kimisi kendisine ayda 5000 liralık bir hedef koyar. Tabii ki. Bu hedefe ulaştığında mutlu olur. Kimisi 200 bin koyar, 100 bin kazanır. Mutsuz olur. Mutlu doğru. Olmayabilir. Doğru. Bu yüzden hedefin küçüğü büyüğü yoktur. Önemli olan hedefine ulaşmaktır. Hedefine ulaştıktan sonra başarılısın demektir. İşin en zor kısmı aslında hedefi belirleyebilmek. Belirleyebilmek. Bence. 2020 değişik artık tüm dünyamızda moda olarak değişik aynen, şeyler olmaya trendler değişiyor. Peki sizin 2020 hakkında bir görüşleriniz nedir? Yani çok değişiklik olacak mı? Ya da sizin hedefleriniz nedir 2020 ile? 2020'de biz ulaşımımızı müşteri kitlemizi artırmayı düşünüyoruz. Dünyaya açılmayı ulaştığınız düşünüyoruz. Ulaştığınız noktaları yani değil mi? Tüm Türkiye'de kargo gönderimi yapıyoruz ama artık dünyaya açılmayı düşünüyoruz. Dünyada e-ticaret sektöründe yer almayı, yurt dışı pazarına açılmayı, yani ülkemize de bu sayede döviz kazandırmayı, ekonomiye katkıda İnşallah, bulunmayı düşünüyoruz. İnşallah. Peki gençleri nasıl sevk ediyorsunuz? Yani e-ticarete. Yani e-ticareti sevk etmek için neler kullanıyorsunuz? Yani ya özellikle... Daha doğrusu ben de şöyle bir şey soracaktım tam aslında hocamla da birleşebilir. Şimdi aileniz sizin hani kendi çevresiyle başlamış. Siz yeni jenerasyon olarak e-ticarete yönelmişsiniz. Evet. E-ticarete gençler çok hızlı yöneliyorlar. Sizi nereden cezbetti mesela? Nasıl e-ticarete karar verdiniz? E-ticarette normal bir şekilde zaman ve mekan kısıtının olduğunu düşündüm ben. Zaman ve mekan kısıtını ortadan kaldırmak için de e-ticarete girdiğimde, hedef kitleyi de Türkiye olarak seçtiğimde zaman ve mekan kısıtı ortadan kaldırarak bütün Türkiye'ye ulaşma imkanı sağladım.
O yani çok önemli bir şey tabii ki, yani bir noktada olup her şey bir noktadan evet. göstermek var, bir de herkesin cebinde olmak var. Cebinde rahat bir şekilde olmak var ve oradan ulaşabiliyor evet, olmak kesinlikle. Lazım. Peki şimdi internet sektöründe hizmet veren böyle hani girişimci, hızlı büyümüş de bir girişimci olarak internetten alışveriş yaparken nelere dikkat edeceğiz? İnternetten alışveriş yaparken öncelikle sipariş verdiğimiz firmanın bilinirliği, güvenirliği önemlidir. Hı hı. Kargo geldiği zaman kesinlikle faturaya bakmamız gerekiyor. Eğer fatura kesilmemiş ise o ürünü almadan geri göndermeliyiz. Öyle bir hakkımız var değil mi? Faturası yoksa biz ben bunu kabul etmiyorum deme hakkımız var. Tabii ki var. Kapıda almayabilirsiniz. Hı hı. Bunun yanı sıra bilinir markalardan alışveriş yapmak, büyük, yüksek, kaliteli, hı hı. güvenilir markaları seçmeyi öneriyorum. Tabii iade şartlarına evet. iyi bakmak gerekiyor herhalde değil mi? Açıklamalarına, yorumlarına. Tabii iade şartlarına bakıp daha önceden bu kişinin sipariş vermeden müşteri hizmetlerini arayarak telefonlara cevap veriyorlar mı, vermiyorlar mı? Güvenilirliğini bu şekilde de güvenilirliğini test edebilirler. Hı. Şimdi kızlarımız geldiler. Biraz da kıyafetlerin üzerinden bakalım. Bayağı bir trench coat yağmurluk görüyorum ben. Tam önümüz mevsimi, bahar artık mevsimi. İnşallah. Değil mi? İnşallah önümüz bahar artık. Tam mevsimin tonları değil mi Ömer Bey? 2020'de biz renkleri bu şekilde belirledik. Hı hı. Bunlara göre de şu anki işte yağmurlar, trençler, hı hı. yeni stil mom jeanler. Arkada göründüğü gibi eteklere de yer evet. verdik. O saten, ipek saten etekler zaten bir iki sezondur çok var. Spor ayakkabıyla da her şeyle kombinleniyor. Yani aslında e-ticarette, girişimcilikte yani ulaşmak istediğimiz kitleye ortak bir iş yapıyoruz gibi değil mi hocam? Yani aslında toplumun onlar da isteklerini aslında aynen, yani dile getiriyoruz. Koleksiyonun biz. Şekillenmesi, işte satış politikası her şey aslında biraz da onunla değişiyor diye düşünüyorum. Peki alışveriş yaparken ne gibi hatalar yapıyor kadınlarımız? Alışveriş yaparken bedenini bilmemesi başlı başına hatalardan bazıları. Açıklama kısmında ürünün detaylarını okumuyorlar. Hı hı. Daha sonra bu detaylarda biraz da dikkat çekilir hale getirmek olabilir aslında. Çünkü ben bazen görüyorum küçük küçük yazılar oluyor. Ama işte o yani küçük yazıları okuyacaksın o kadar yer ayırabiliyorlar. Ben de suçlamıyorum e-ticaret sitelerini. Dikkatle okumak lazım. Yani bütün sitelerde açıklama kısımları var. Oraya girip ölçüleri, beden bilgilerini okumaları gerekiyor. Çünkü hı hı. kalıplar yerine göre değişebiliyor. Hı hı. O yüzden ona dikkat ettiklerinde daha memnuniyet şeklinde aldıkları ürünler bedenlerine göre uyacaktır. Zaten daha çok böyle ben mesela çok iyi e-ticaret alışverişi yapamıyorum. Ben çok o konuya aşina olamadım. Çok merkezi bir yerde oturduğum için zaten her şey elimin altında. Çok az şeyden e-ticaret alışverişi yapabiliyorum. Benim için mesela iade edebilmek en önemlisi. İadesi kolay bir markayı seçiyorum mutlaka. Onun dışında bildiğim bir mağazanın hani bedeni mi biliyorum orada, ona göre sipariş veriyorum. Siz e-ticaret yapmayan birine, yapamayan birine, ben bile o konuda biraz bakir sayılırım. Ne gibi tavsiyeler, beni nasıl ikna edersiniz mesela? Özge Hanım gelin e-ticaretten alışveriş yapın diye beni nasıl ikna edebilirsiniz? Yani gerekirse iadeniz var mı? Onu da ben sorayım ya. Nasıl iade? İade zaten bütün firmaların var. Yapmak zorunda olduğu bir şey. Siz zaten bunu biliyorsanız, bilinçli bir müşteriyseniz gönül rahatlığıyla istediğiniz firmadan alışverişi yapıp eğer olmadığı zaman bu ürünü iadeye gönderip hı. ödemiş olduğunuz tutarı rahatlıkla alacaksınız. Zaten bunu aldıktan sonra da daha sonra rahatlıkla başka firmalardan da ürünler alarak yeni devam markalardan da giyinmeye başlayabilirsiniz. Diyorsun. Benim için biraz zor. Ben hala o konuda eski kafalı kaldım yani. Böyle bir iki yapayım dedim. Elimde kaldı bazı şeyler. Uğraşamadım iadesiyle falan. Ama sonra aslında vazgeçtim. İade de bir güvendir. Güven evet. İade yani bir güvendir. Her yani, şeyle bu. Hele yurt dışıysa. Müşteri, tabii müşteri tekrar dönüp de alabiliyor. Tabii, yani iade yapıldığı zaman takdirde tabii. tamam ben şunu istiyorum diyebiliyor. Tekrar çünkü geri gelebiliyor. O olmazsa gönül görüyor. Rahatlığıyla değiştiriyor ve sana alışıyor. İade yaptığını da bildiği için aslında Özge Hanım'ın da dediği gibi senden sürekli alıyor. Başka markalara girip de uğraşıp iade alacak mı, almayacak kolayını mı? Kesinlikle. Uğraşmıyor. Kesinlikle. Var mı eklemek istediğiniz bir şey Ömer Bey? Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Size bol şans diliyoruz. Bu güzel kızlarımıza da teşekkür ediyoruz bize eşlik ettikleri için. Çok güzel bir yeni sezon olmuş inşallah. Şansınız, satışınız bol olsun. Teşekkürler. Sağ olun inşallah. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağ olun. Hayat Güzeldir devam ediyor.
Kişiye en uygun kaş modeli nasıl belirlenir? Kalıcı makyajda cilt yapısı önemli mi? Microblading kimlere uygulanır? Kalıcı makyaj uzmanı Emine Kılıçvuran anlatıyor. Dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi kişinin mevcut kaş yapısının durumu. Çok önemli burada. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda şimdi de yanımızda kalıcı makyaj uzmanı Emine Kılıçvuran var. Hoş geldiniz Emine. Merhaba. Hoş geldiniz Emine. Çok hoş görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi kalıcı makyaj, teşekkür ederiz. Kalıcı makyaj nedir? Önce ondan bir başlayalım. Evet. Çok duyduğumuz bir şey çünkü. Kesinlikle. Ama siz bir uzman olarak nasıl anlatıyorsunuz? Evet. Kalıcı makyaj diğer bir adıyla aslında mikropigmentasyon işlemidir. Mikropigmentasyon. Evet, mikropigmentasyon işlemidir. Kişiye özel tek kullanımlık mikro iğneler kullanarak doğal ve mineral renklerin derinin en üst kısmına aşılama işlemidir aslında. Aşılama işlemi. Evet. Yani peki mesela eyeliner, işte dip liner, eyeliner, dudak renklendirme. Kalıcı makyaj adından da belli olduğu gibi yüz bölgesine uygulanan bir işlemdir. Kişinin isteğine göre kaşlarda microblading olarak göz üstü eyeliner veya göz altı dip liner şeklinde veya dudak kenarlarında oluşan pigment kaybından dolayı renklendirme olarak yapıyoruz bu işlemi. Biraz yaşlı böyle dudaklarda renk gidiyor, çevresindeki çizgi gidiyor peki, falan. Peki geldiği zaman biz hasta diyoruz ama. Danışan diyoruz. Danışanlarımıza. Nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela bir kaşa kalıcı makyaj yaptırmak isteyen birisine. Aslında bu çok önemli bir konu. Evet. Dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi kişinin mevcut kaş yapısının durumu çok önemli burada. O size aslında bir anahtar oluyor değil mi? Evet, ona göre ilerlemek gerekiyor. Ona göre. Çünkü herkesin hayalinde kaşlarım düz olsun veya bir resimle gelenler var. Ben kaşlarımı böyle istiyorum diyenler hocam var. Hocam da çok kızıyor ona. Ben böyle bu konuda olmak istiyorum yapıyorum. Hani çok fazla dikkat ediyorum. Ne yakıştığını gösteriyorum. Özel tasarımlarla, çizimlerle ona hangi modelin yakıştığını göstererek birlikte karar veriyoruz. Microblading nasıl bir işlemdir peki? Yani burada kullanılan mesela boya nedir? Neye dikkat edelim biz? Aslında microblading bence kaş yapma sanatıdır. Kaş yapma sanatı. Güzel. Çok güzel söylediğiniz zaman. Çünkü mevcut kaşlarımızın içerisine mineral boyalarla kıl efekti veriyoruz. Kıl çizgileri çizerek gerçek kaş görüntüsü yakalıyoruz aslında. Gerçekten dışarıdan gibi bakıldığında duruyor. Kaşlarını yaptırmış gibi değil de eski dövme tekniklerine göre kıl efekti vererek gerçek kaş görüntüsü sağlıyoruz. Doğru olanın ne olması gerekiyor zaten? Evet. 24 saat yüzümüzde taşıyacağımız bir şey. Evet. Yani 24 saat makyajla görünmenin absürt bir şey olacağını bilmemiz gerekiyor değil mi? O yüzden kendi kaşını izleyerek, onun rengini, onun şeklini izleyerek yüz devam yüz tipi de burada çok önemli. Peki işlem süresi ne kadar sürüyor mesela? İşlem süresi yaklaşık 2-2,5 saat sürüyor. Bu benim en çok hassas olduğum konulardan bir tanesi. Siz uzun, genelde daha böyle bir saat falan diyorlar. Evet. Çünkü tasarım kısmı çok önemli burada. Kişinin yüz yapısına gidecek modeli belirlemek, karşılıklı onunla konuşmak, ikna etmek. Hani bu model size çok daha yakışacaktır. Yüzünde gösteriyor musunuz? Bu kaş olacak. Olursa yüzünüzde böyle olur. Yoksa sadece kaşın şeklini mi, rengini mi sunuyorsunuz? Yani bence çizim yapılıyordur. Çizim yapılıyor, tasarım yapılıyor. Altın oran tekniğiyle yüz yapımıza göre kaş dizaynını yapıyoruz. Sonrasında beraber karşılıklı ayna elimizde karar veriyoruz. Yani her tasarımda yani uygulama yapmadan önce yani altın orana uymasa dahi nispeten uydurmaya çalışıyoruz. Evet yani aynen öyle. Ona yakın yüzümüzün bir görüntü, simetrisi de çok düzgün değil mesela. İşte kimse gerçek danışmanlık bu zaten. Yani. Aynen böyle olması lazım. Eşit değil. Yani. Evet. Peki mesela kişi size belli bir kaş fikriyle geliyor. Diyor ki işte benimki düz olsun, kalın olsun, koyu renk olsun ya da İşte benim saçım sarı, sapsarı olsun, açık renk olsun gibi şeyler. Nasıl ikna ediyorsunuz onu? Ben en çok burada çok size iş düşüyor. Sanat kısmı kesinlikle. Ayrı. Hani onu çizmek, uygulamak ama aynen öyle. Burada nasıl ikna ediyorsunuz müşteriyi, danışanı? Orada çizimimizi yaptıktan sonra aslında doğru gibi yerdelerse, uzmanına güveniyorlarsa çizdiğiniz kaş tasarımını beğeniyorlar. Zaten beğeniyorlar. O yüzden de daha fazla uğraşmaya uğraşmaya gerek kalmıyor. Peki bir kaş tasarımı yaptırmak isteyen kişi ya da mesela dip liner olabilir, eyeliner, dudak renklendirme. Bir merkeze gittiğinde siz bir uzman olarak neye dikkat edelim? Şimdi bunun boyası var, iğnesi var, tasarımı var. Neye bakmamız lazım? En önemli durumlardan bir tanesi kişinin diplomalarına, nerede eğitim aldığına, ne kadar yıldır bu işlemi yaptığına dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. Tabii ki. Kullanan boyaların
içeriğine. İçeriğine. Bir de sağlık olarak da çok önemli. Bitkisel boyalar kullanılıyor. Evet, kesinlikle bitkisel boyalar kullanılıyor. Şimdi artık bu iş biraz böyle çok fazla her yerde yapılır bir hale geldi. Böyle gerçekten işini doğru yapan uzmanları da hani bir şekilde hani kurunun yanında yaşta yanıyor oluyor. Evet. O yüzden hani giderken kişinin çok iyi araştırması gerek. Artık sosyal medya doğru bir araç değil mi? Böyle evet, bir araştırma yapmak için. Bir de biraz kulaktan da olma herhalde. Ben bunu yaptırdım, şunu yaptırdım gibi çok şeyler. Çok güzel oldu. İşlem sonrası ne yapması gerekiyor kişinin? İşlemi yaptırdı, evet. Kalıcı kaşını ya da gözünü. İşlem sonrasında iki gün su ve benzeri kimyasal maddelerden uzak durması, değdirilmemesi gerekiyor. Yıkamayacak. Kaşlarımıza duş sadece. Duş alabilirsiniz ama kaşlarımıza su değmeyecek. Su değmeyecek. Bizim cildin durumuna göre, yağlılık ve kuruluk durumuna göre önereceğimiz kremleri kullanmasını istiyoruz. İyileşme süresi. Aynen öyle. Bir hafta boyunca işte ağır spor, solaryum. Hamam. Ödeme sauna gibi. Evet. Ödeme artacak ama boyayı kusturacak. Boya, evet. Şey. İşlemlerden uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Bir kere ediyoruz. Bir kere daha yaptırabilir mi? Yani süresi ne kadardı kalıcı mekanı? Evet. Yani kalıcı süresi, dediğimiz zaman bu ömürlük değil ömürlük anladığım kadarıyla. Evet değil. Ömürlük bir şeyden korkmak lazım zaten. Ben onu hep söylüyorum. Şimdiki boyalar bitkisel olduğu için ömür boyu kalmıyor ki böyle olması daha da güzel. Daha iyi bir şey aslında. Evet, yani yaklaşık bir yıl sürüyor herhalde. Bir yıl veya cildin durumuna göre tekrar yaptırabilir. Bir buçuk yıl sürüyor. Tekrar yaptırabiliyor kendisi. Şimdi onu diyecektim. Mesela yağlı ciltlerde genelde bir ön yargı var. İşte ben yaptıracağım, tutmayacak, akacak, atacak, evet, dayanmayacak, çok kısa sürecek gibi şeyler. Yağlı ciltler için nasıl bir uygulama yapılıyor? Yağlı ciltlerde microblading sistemi çok fazla tutmayabiliyor. Cildin kendini yenilemesiyle atımına sebep oluyor aslında. Bu durumda mikropigmentasyon uygulaması yapıyoruz. Mikropigmentasyon nedir tam olarak? Mikropigmentasyon gölgeleme gibi. Gölgeleme gibi, içlerini hafiften doldurma gibi. Onun kalıcı farkı nedir? Neden o daha kalıcı oluyor? Kıl çizgilerini çizerken biz cildin yağlılık durumuna göre atım oranı daha fazla oluyor. Ama mikropigmentasyon her tarafını boyadığı için gölgeleme. Hani azalsa da içlerinde birazcık kalıyor gibi. Kalıyor. Aslında onu düşünmek peki, lazım. Peki çok acılı bir işlem mi? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu acılı bir işlem mi? Kullanılan anestezi kremleriyle birlikte acı olayını en aza indiriyoruz aslında. Normal dövmeye göre daha az acıttığını düşünüyorum. Dövme zaten eskiden uygulanan o dövmelerde yıllar içerisinde çok fena örnekler gördük ne yazık ki. Yani o zaman yeni bir trendti. Evet. Kızıllandı, yeşillendi, turunculaştı falan. Peki size öyle gelen bir danışan olduğunda ne yapıyorsunuz mesela eskiden kalan eskiden beğenmedi. Yaptırmış. Dövme ya da mikroblading. Yani fark etmez. Bu durumlarda biz kendisine silme işlemi yapıyoruz. Silme çünkü onun üzerine tekrardan mikroblading yapmak mümkün değil. Tutmayacaktır. Tabii ki. O derinin bir kere boya aldığı için herhalde. Özel solüsyonlarla o bölgedeki boyu kusturma işlemi yapıyoruz. Silmek acılı mıdır? Silmek de anestezi kremleri kullanıldığı için yani çok fazla acı hissetmiyorsunuz diyebilirim. Peki tek seferde mi siliniyor? Bu da bir böyle seanslı bir şey. Bu bir süreç. Bir süreç. Evet. Peki şeyi çok merak kullanılan ettim. Boyanın kalitesine göre değişiyor. Bir seans olabiliyor, üç seans olabiliyor. Peki sildirdik diyelim. Silindikten sonra tekrar ne zaman yaptırabiliyoruz? Sildirdikten yaklaşık derinin toparlanma süresi de burada çok önemli. Tabii. 3 hafta süreci. 3 hafta yani bir ay gibi bir süre içerisinde tekrar yapabiliyoruz. Peki sorulmalar erkeklerde var mı? Var evet. Yani çok merak ettim. Erkekler yapıyor mu? Evet yapıyor. Ben şeyi gördüm saç açıklıklarına, ufak açıklıklara. Saç simülasyonu mu deniyor ona? Evet. Oraları uyguluyorlar kıl gibi. Ya, bazen ameliyatta görüyorum burun ameliyatı yaptığım hastalarda hani yüzünü boyuyorum ya. Evet. Bir bakıyorum erkek hastalarda bir kalıcı şeyi var. Kaş var. Kaş var. Erkeklerde kaş dökülüyor mu bilmiyorum. Bakın evet yani öyle aslında kaşlar dökülmese de form bozukluğu hani biri biraz yukarıda biraz aşağıda. Aslında yakından baktığımda fark etmemişimdir. Yani ameliyat masasında doğru fark ediyorum. Yani yapılmış demek ki değil mi? Evet. Peki en son olarak bir de şey soralım. Bu deep liner gözün çevresine yapılan şey. O biraz insanlarda böyle korku yaratabiliyor mu? Göze çok yakın nasıl uygulayacağız? Onda neye dikkat edelim? Yani orada da uzman tekrar söyleyeceğim. Uzman seçimi çok önemli. Uzun yıllardır bu işi yapıyor olması aldığı eğitimlerle birlikte çok da endişelenecek bir durum değil aslında. Evet yani deneyimle tecrübesine çok farklı gerek. Peki o mesela gözün üstüne yapılan deep liner dediğimiz uygulama o daha uzun süre kalıcı değil mi kaş gibi değil? Tabii ki boya koyu renk olduğu için siyahla çalışıyoruz.
kalıcılığı daha fazladır. 2 veya 3 yıl kullanılabilir. Tabii. Yine peki bitkisel boyalar kullanılıyor. Tabii ki, mutlaka. Tabii ki bitkisel hani boyalarla birlikte. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu kaşın şekli yıllar geçtikçe değişiyor mu yoksa altın oran mı ön planda? Hep altın yani oran. Modalar mı ön plana geçti yoksa altın oran mı? Aslında altın oran daha çok ön plana geçti gibi. Evet. Ya bence kaşın modası olmamalı. Nasıl burnun modası yok? Evet. Yani yakışan tabii bir. Ki, evet, yakışan olmalı. Evet. Kaşta da öyle. Emine Hanım çok teşekkür ediyoruz size. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkürler. Hayat Güzeldir devam ediyor. Ses teli bozuklukları ve nodüllerin sebepleri neler? Ses teli bozuklukları ve nodüller nasıl tedavi edilir? Nodülleri önlemek mümkün mü? Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Ziya Saltürk anlatıyor. Bu kalıcı bir tedavidir. Kişi bunu alışkanlık haline getirebilirse. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda yanımızda kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Ziya Saltürk var. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ziya Bey. Hoş bulduk. Ses teli bozuklukları ve nodüllerden konuşacağız bugün. Çok doğru bir yere geldiniz hocam. Ses teli bozuklukları ve nodüller nelerdir? Şimdi ses teli bozuklukları dediğimiz zaman bu geniş bir kavram. Nodül bunun içerisinde bir tek bir bozukluk konu aslında. Konu başlığı diyebiliriz. Evet. Ses teli bozuklukları ağırlıklı olarak sesini yoğun kullanan, yanlış kullanan, denetimsiz kullanan kişilerde karşımıza çıkıyor. Çok bunun ağır dışında, iddianlar altında kalıyorum şu an. Evet. Ben de nodül olduğu için. Özellikle sigara kullananlarda, boğaz reflüsü olarak insanlara anlattığımız laringofaringeal reflüs olanlarda sık karşılaşıyoruz. Sigarayı zaten hiç kimse kullanmıyor diye düşünüyorum buradan. Evet. Ama ne yazık ki bizim toplumda biraz yaygın. Ama onun asla kullanılmıyor diye biz buradan duyuralım. Bunun dışında özellikle geniz akıntısıyla devam eden nazal bölge hastalıklarında yine karşılaşabiliyoruz. Bazen ameliyatlardan sonra karşımıza ses teli bozuklukları çıkabiliyor. Ama nodül olarak özelinde baktığımız zaman nodülün en temel sebebi sesin yoğun denetimsiz kullanımı. Denetimsiz kullanımı. Peki nasıl nodül teşhisi konuyor? Kulak burun boğaz muayenesi yapıp hikayesini aldıktan sonra hastaları endoskopik yöntemlerle görüntülüyoruz. Evet. Rigid ya da flexible endoskoplarımız var. Ses tellerindeki dalgaları değerlendirmek için stroboskopi cihazlarımız var. Bu da yine rigid olabiliyor, flexible olabiliyor. Bunu kamerayla gözlemleyerek koyabiliyorsanız. Ama klinik tanı olarak ses kısıklığıyla geliyor değil mi hastalar? Tabii, şimdi ses kısıklığıyla geliyorlar. Ekran başındaki seyircilerimiz nasıl bir şeyden şüphelenip de acaba bende nodül var mı diye şüphelenip size gelebilir. Şimdi burada en önemlisi sesin kalitesindeki değişiklikler, sesin pürüzlü çıkması, sesin hışırtılı çıkması. Sık sık kısılması. Sık sık kısılması. Erken dönemde aralarda düzeldiği dönemler olmakta fakat bir süre sonra ses kısıklığı kalıcı hale geliyor hastalarda. Eğer ses kısıklığınız 3 haftayı geçiyorsa bir kulak burun uzmanına başvurmanız gerekiyor. Ama normalde kötü kullanmamıza bağlı da ara sıra kısılıp açılabilir. Bu nodül olduğu anlamına gelmez herhalde. Nodül anlamına gelmez. Örneğin maça gittiniz, bağırdınız. Bağırdınız, kısıldı ses. Burada İlk önce bir ödemlenecektir ses teli. Ama bunu sürekli göstermesi halinde nodül oluşacaktır. Ve evet. Çok çabuk oluyor olması. Ben olduğu için biliyorum mesela eskiden kendimi daha az koruyordum. Bu konuda daha az bilinçliydim. İşte hemen bir soğukta sesim kısılırdı. Hemen bir yorgunlukta. Var mı nodülünüz sizin? Var bende. Hani bir yorgunlukta, bir uykusuzlukta hemen anında ses kısıklığı yaşıyordum. Oradan anladım mesela. Sonrasında biraz daha iyi bakmaya başladım kendime. Kontrol de ettiriyorum. Peki tedavisi nasıl oluyor? Nedir? Nodüllerin temel tedavisi ses terapisi. Özellikle nodülünüz çok ileri evrede değilse, çok fibrotik bir hale gelmemişse ses terapisi çok büyük bir oranda bunu tedavi etmekte. Nedir ses terapisi? Yani her zaman cerrahi olmayabilir. Yani medikal tedavisi de mevcut. Cerrahi zaten çok nadiren yapılan bir şey nodüller için. Aslında cerrahi artık son 20-30 yıldır nodül tedavisinde artık yeri olmayan bir tedavi. Öncelikle ses terapisi yapıyoruz. Cerrahi yapsak bile sonrasında ses terapisi yapmamız gerekiyor çünkü nüksedecektir. Ses terapisi nasıl bir şey peki? Ses terapisi kişinin ses yolunu ve ses yoluna yardımcı olan organlarını doğru kullanması. İlk önce abdominodiyafragmatik solunumun doğru yapılması. Ardından ses tellerinin daha yumuşak bir şekilde kullanılması. Ses tellerinden çıktıktan sonra ses yukarı doğru devam ediyor. Bu yukarı doğru devam ederken yutağın, genizin, sinonazal bölgenin, ağzın sesin büyütülmesine katkı yapması. Çünkü rezonans organları dediğimiz bu organlar aynı bir telli çalgının arkasındaki hazine gibi davranıyorlar ve sesi büyüterek çıkartıyorlar. Böylece daha az eforla
Daha çok ses. Daha çok ses çıkartabiliyorsunuz. Yanlış kullanım dediğimiz oydu. Peki kimler mesela risk altında? Bende neden oldu mesela? Bana ilk teşhis konduğunda ben 11-12 yaşındaydım. Konservatuvarda okuyordum ve solfej zorunlu dersimdi. Hı hı. Takdir edersiniz ki çok başarılı olmam. Bütün dersler 100. Solfejde bir sürekli hocayla atışıyoruz. Nodülün var, onu yap, bunu yap falan diye. Atıştığınız için olmuş. Hayır, ama ben bale okuyorum yani. Diyorum ki hani zaten hani şan öğrencisi şimdi değilim. Ben, nasıl, neden olmuş olabilir? Şimdi ben hastalarıma bunu şöyle anlatıyorum. Bir bebek düşünün. Hı hı. Bütün gece ağlar. Ama bebeklerin sesi kısılmaz. Evet. Çünkü bebekler doğru soluk alırlar ve sesi doğru yerden çıkartırlar. Ha, evet. Yıllar içerisinde biz bir defa göğüs dışarıda, karın içeride şeklinde bir solunum öğretiliyor bize. Evet. Bu bir defa yanlış. Çünkü diyaframınız aşağı ne kadar inerse, karnınız ne kadar genişlerse nefes alırken o kadar geniş, o kadar akciğerlerinize fazla hava dolduracaksınız. Zaten bizim jeneratörümüzde akciğer gücü üreten kısım o. Çünkü ses telleri o havayla titreşiyor. Doğru. İlk önce yanlış buradan başlıyor. Ardından basınç tabii ki. Yani o sesi oluşturan bir basınç. O basıncı doğru kullanmak. Herhalde. Tabii ki o basıncı doğru kullanmak. Ardından yukarı çıkıyor. Ses telinizi titreştiriyor. Evet. Artık buna bir ne değdi. Hava başladı. Hı. Ses çıktı. Şimdi bu hava yukarı doğru geliyor. Ve dediğimiz o rezonans organları atmak. Şimdi şöyle yapalım. Mam 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 yapmaya başlayın. Mam. Mam 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 mam. Bakın sesiniz direkt değişmeye başladı. Mam 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 mam. Değişiyor. Sesiniz direkt değişiyor. Ben anlamıyorum. Bu mesela nefes terapisinde bir şey midir yoksa böyle bir şey? Bu rezonans terapisinin bir parçası. Rezonans terapisinin bir parçası. Peki küçük yaşlarda bir anda başlıyor. Genetik faktör var mıdır sizce? Genetik faktör yok. Yok değil mi? Ama şöyle bir faktör var. Örneğin geniş bir ailede küçük bir çocuksanız nodülünüz olma olasılığı biraz daha fazla. Çünkü sesinizi duyurmak zorundasınız. Her yaş grubunda görülüyor mu? Yani her yaş grubunda nodül görülebilir. Yani bir büyük bir aile de değildik. Ki. Ben öyle çok da uslu bir çocuktum. Hani niye olmuş acaba? Şimdi kendi geçmişimi kurcalıyorum şu an. Ya bazı yüksek sesle konuşan insanlar evet. oluyor. Yani evet. Yani bu etkili tabii ki. Yani sesini doğru kullanmaması, hı-hı. ortamda hani bağırarak konuşmak. Hepsi aslında mesela küçük yaş. Bağırarak yaşta. Konuşmak var. Sesini yüksek ve doğru konuşmak var. Evet. Ha, İkisi farklı şeyler. Farklı şeyler. Farklı evet, şeyler. Evet. Artık nodül tedavisinde yani şey yok. Cerrahi yeri çok kısıtlı. Ancak terapi yapamayan, uyum sağlayamayan, aha. direnç gösteren, istemeyen. Peki o nodüllerin daha kötü huylu başka bir şeylere dönüşme ihtimali var mıdır? Öyle nodüller daha var. Kötü huylu başka şeylere dönüşmez. Hı. Ama özellikle kişinin psikososyal hayatını çok olumsuz etkiler. Hı. Yani çünkü bana o nodülün şeyi de önemli, boyutu da önemli. Eminim. Boyutu tabii. Boyutu boyutundan önemli. Çok. Her iki ses telinde de genelde nodüller karşılıklı olurlar. Karşılıklı. Bu tam ses telinin birbirine çarptığı, en çok yani çarptığı ön 1/3 ile orta 1/3'ün kesiştiği noktada oluyorlar. Nasıl gibi bir şey mi düşünmeliyiz, hayal ettiğimiz? Nasıl gibi bir şey düşünmemiz gerek? Ben tıp fakültesindeyken şarkıcı nodülü duydum. Yani bunlar aynı şey mi? Aynı şey. Değil mi? Şarkıcı nodülü aynı diye. Aynı şey. Kesik nodül, singer nodül. Özellikle şarkıcı nodülü adı geçiyordu i̇şte yani. Ben hiç şarkı söylemedim. Hani bütün toplumun sağlığı, akıl sağlığı açısından. Ama nodülüm var diye söyledim. Ben mesela eskiden hani hep böyle nodülümle ilgili konuşulduğunda işte cerrahi bir müdahale yaptıran arkadaşlarım oldu benim bu arada. Hı-hı. Daha geçtiğimiz yıl. 10 yıl öncesinde, 12 evet, yıl öncesinde. Evet, ben de duydum onları. Ben hep şeyden korkmuştum. Hani benim kendime az unik bir sesim var şu an. Evet, hani beğenen var, beğenmeyen var ama değişik bir ses tonum var. O ses değişiyor mu mesela? Herhangi bir cerrahi müdahalede nodüle yapılan. Ya da değişebilir mi? Şimdi ses teli histopatolojik olarak baktığımızda yani mikroskobik yapısına baktığımızda çok hassas bir organ. Ve oraya yaptığınız her cerrahi müdahale siz fark edin ya da etmeyin sesinizde kalıcı bir hasar bırakır. Hı. Aslında büyük riskli operasyonlar değil mi bunlar? Tabii ki. O yüzden her cerrahi müdahale sesini mesela farklı bir sebep polipten dolayı örneğin kistten dolayı ameliyat ettiğimiz çok memnun hastalar var. Ama bu hastalarımıza seslerini bilgisayar ortamında alıp incelediğimiz zaman ilk sağlıklı sesiyle karşılaştırırsak her halükarda biz orada bir scar dokusu, bir yara dokusu bırakmış olacağız. Bir değişiklik. Sonuçta onun titreşiminde etkileyecek yani. Sonuçta bir scar dokusu oluşuyor. O scar dokusunda şeklini değiştirebiliyor. Yani sesin şeklini değiştirebiliyor. Peki son olarak bir şey daha soracağım. Ses terapisi yapıldıktan sonra, kişi sesini doğru kullanmayı öğrendikten sonra bu kalıcı bir tedavi midir? Bu kalıcı bir tedavidir. Kişi bunu alışkanlık haline getirebilirse. Hı. Şimdi hastalara biz egzersizleri veriyoruz. Ne kadar sürer bir ses tedavisi süre olarak? 4, 5 ya da 6 seans.
4-5-6 seans ortalama birer saatten mi düşünülebilir? Ortalama birer saatten düşünülebilir. Hı. Aslında zor da bir şey değil. Hı. Yani. Hastalar eğer bunu evde de egzersizlerini yaparlarsa ve hayatlarına, günlük hayatlarına, çünkü son egzersizlerde onları artık hayatlarına uygulama şeyleri, egzersizleri yaptırıyoruz. İşte kitap okutuyoruz, beraber bazen şarkı söylüyoruz vesaire. Bunları yaparlarsa, günlük hayatına uygularsa bu kalıcı bir çözüm olur. Hı. Yani... O kişi o eğitimi aldıktan sonra her seferinde bunu hayatına adapte etmek için bunu düşünerek bir İlk süre önce devam etmesi. Bir süre devam etmesi gerekiyor. Yani sonra refleks olacak zaten. Sonra refleks olacak. Mesleğinden uzaklaşma durumu olabilir mi? Yani geçici süre olarak. Mesela şarkıcıysa sunucuysa yani falan sizi gibi. Ben bir ay bir istirahat edeyim. Böyle bir şey var mı? Yoksa sesi iyi yönlendirerek yine de şarkı söyleyebilirsiniz. Yani ama ilk bu şekilde. İlk başlarda uzaklaştırmak gerekiyor. Çünkü yani o kişinin konsere çıkması, turneye çıkması... Zor yani olabilir. Ciddi bir zorluk. Evet. Ve yani terapinin de verimini düşürecek bir şey. Ama sonrasında terapiden sonra hayatlarına devam ben ediyorlar de zaten. Evet. Ziya Bey çok teşekkür ediyoruz size. İyi çok ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hayat güzeldir, devam ediyor. Akıllı lenslerin diğer göz içi lenslerden farkı nedir? Akıllı lens iki göze aynı anda mı uygulanır? Sarı nokta hastalığının tedavisi nasıl yapılır? Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor İsmail Hakkı Özeren anlatıyor. Gözün içine bir teleskopik sistem düşünün. Hı hı. Görüntüleri büyütüyor, beyne yansıtıyor. Hı hı. Ve bu %1'e düşmüş olan görmeyi belki 10 kat, belki 20 kat arttırabilir. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyosunda şimdi de yanımızda göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor İsmail Hakkı Özeren var. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi ileri yaştaki bir sürü insan bir gözlük kalabalığı ile yaşıyor. Bu gözlük kalabalığından nasıl kurtulabiliriz? Göz ameliyat teknolojisi nereye? Efendim esasen teknoloji her gün gelişiyor. Bu teknoloji de insanları daha rahat, daha konforlu ve hayatlarını daha iyi yaşar hale getirmek için uğraşıyor. Tıp da kendi nasibini alıyor burada bu teknoloji. Göz belki özellikle de en fazla nasibini en fazla alıyor. Evet. Göz belki de en fazla nasibini alıyor. Şimdi düşünün birisi araç kullanıyor. Böylece kadranı iyi göremiyor. Tabii. Veya siz bir balık yiyorsunuz, kılçığı göremiyorsunuz. Arkadaşınıza sohbet ediyorsunuz veya karşıdaki... Denizi seyrediyorsunuz. Aynı anda bunları yapmanız çok zor. Telefon. Veya cep telefonunuz çalıyor. Televizyon seyrediyordunuz. Aa, kim aradı? Evet. Kim bu? Veya orada... evde mutfakta çalışıyorsunuz. Bir yemek hazırlıyorsunuz. Burası yakın. Bura uzak. Orta mesafe. Uzak. Dolayısıyla günlük hayatta özellikle teknolojik olarak... Bir de şöyle bakmak, şöyle yapmak lazım. Tabii. O da çünkü tabii neden? Ki mesela monitör kullanıyorsunuz. Bazen. Cep telefonunuza baktınız, okuduğunuz metne bakıyorsunuz. Bu metni monitöre işleyeceksiniz. Tabii, ne bunların kadar? Hepsi çok ayrı. Evet. Esasen bizim gözümüzün içinde çok akıllı bir mercek var. Ay, Allah öyle yaratmış zaten değil mi? Bu mercek kendi kamburluğunu değiştirerek bize baktığımız yere odaklanmamızı sağlıyor. Ve biz de milisaniyeler içinde yapılan bu kamburunu değiştirme sonucunda da net görüyoruz. Tabii ki. Ama bu 40 yaşından sonra özellikle lensteki deformasyon. Tembelleşiyor mu biraz? Tembelleşme yoruluyor. Diyemeyiz belki ama orada kamburluğunu, o şeklini çok hızlı değiştirebilme yeteneğinde azalma. Azalıyor. Zaten bu yaşlanınca hareketlerde kısıtlık gibi. Bu zaten daha ilerleyip şeffaflığı azalmaya başladığında zaten biz buna katarak diyoruz. İşte teknoloji de sizin o söylediğiniz gibi işte bunları nasıl çözeriz'in deyip hepsine bir çare buldu evet, aslında. İşte bu da akıllı. Ben şeyi çok merak ediyorum. Eskiden böyle hani uzak yakın diyebilirdik. Bizim halde herkesin gözünde bir problem olduğu için ben gözlüğe çok aşina büyüdüm. Hani uzak vardı, yakın vardı. Şimdi orta mesafe diye bir şey çıktı. Yani bu yeni mi çıktı yoksa siz hekimler bunu hep biliyor yeni mu? Değil efendim, teknoloji bazı şeyleri getirdi. Hmm. Şimdi siz saatinize bakıyorsunuz yakın. Okuduğunuz metne bakıyorsunuz yakın. Peki monitör? O şurada kalıyor. Uzakta. Orta. Doğru. Yani orta. Ya da siz bir mimarsınız, işte bir çizim yaptınız veya bir terzisiniz, bir çizim yaptınız veya bir şoförsünüz. Arabanın kadranına bakıyorsunuz. Bu mesafe okuma mesafesi değil.
Doğru. Dolayısıyla bu mesafeler, yani yakınla hayatla uzağın arasındaki mesafeler orta mesafe. Peki akıllı lens nasıl bir uygulamadır? Ne yapıyor bize? Akıllı lens esasen katarak hastalarında da uyguladığımız, lensin deformasyonu diye demin tarif ettiğim, yani o odaklanacağı yere iyi odaklanmamaya başladığında, yakını iyi göremediğimiz durumda biz devreye giriyoruz ve üzerinde çok sayıda odak olan bir merceği, o deforme olmuş, bozulmuş lensin yerine yerleştiriyoruz. Beyin de hangi odaktan nereye bakacağını, yani buraya yakın, orta mesafe, uzak, beyin hangi mesafeye, hangi bakmak odaktan bakacağını aslında beyin ayarlıyor. Tabii. O mercek multi odaklıdır, evet, diyebilir miyiz? Doğru. Yani doğru. Multi odaklı, beyin onu ayarlıyor. Esasen yani göz görmez, beyin görür. Doğru. Evet. Göz bir optik sistemdir. Işığı yönlendirir. Beyne. Beyne iletir siniri aracılığıyla ve biz bir imajı görürüz. Aslında akıllı olan biziz. Akıllı, Allah öyle yaratmış diyorum hep. Peki akıllı lens ameliyatı nasıl bir ameliyattır? Yani kişiler buna nasıl hazırlanacak önce, şimdi sonrası? Şimdi bir defa lokal anestezi değil, hatta topikal, yani damla anestezisiyle. O kadar. Evet. Genelde ameliyat süremiz 5-6 dakika. Biz bunlarla hem uzağı, hem yakını, hem orta mesafeyi, hem astigmatı, hem de kataraktı çözüyoruz. Ne kadar çok yönlü. Büyük bir nimet. Peki öncesinde nasıl tetkikler yapılıyor hastaya? Şimdi tabii ki birincisi hastanın gözünün, korneasının, retinasının. Hani demin dedik ya, göz bir iletim sağlıyor. Aracı aslında. Bunun için uygun mu? Işığı doğru yönlendirebiliyor mu? Yansımalar oluyor mu? Işık göze hangi şekilde gidiyor? Dağılmalara vuruyor mu? Sinirsel göz bir bebeğini problemi de önemli. Tabii yani ki. Şimdi arka taraftaki bazı patolojiler var mı yok yani mu? Bir mutlaka bir muayeneden geçilmesi şart herhalde. Bir muayene değil, hatta çok detaylı bir muayeneden geçiyor. İlaveten göz bebeği esasen inanılmaz bir davranış modeli içinde. Siz eğer karanlıktaysanız göz bebeği büyütüyor ve retinanıza, sinir tabakanıza daha fazla ışık düşmesini sağlıyor. Eğer çok ışıklı bir ortamdaysanız hemen bunu daraltıyor. Azaltıyor işte, ışık. Tabii biz böylece o uygulamada, akıllı lens uygulamasında göz bebeğinin davranış modellerine bakıyoruz. Yani ışıkta nasıl davranıyor? Ne kadar ışık gönderiyor? Orta ışık şiddetinde ne bunların kadar bunların ölçümleri de yapılıyor. Hepsi yapılıyor. Hepsi yapılıyor. Hepsi yapılıyor. Zaten bu ölçümler yapılmadan, bu ışığın iletimi bilinmeden uygulanacak bir uygulama iyi bir netice vermeyecek. Yani hastaya özel akıllı lens takılıyor. Tabii hastaya özel. Neredeyse öyle diyebiliriz. Yani o zaman sabit bir lens değil bunlar. Değil. Peki. Şöyle söyleyeyim. Mesela şoförlük yapan hastalara başka bir akıllı lens tercih ediyorum. Ha. Evet. Ama işte orta mesafeyi kullanacak kişiye başka bir şey. Ya da çok yakından hem okuyup yazıp hem de monitöre geçen kişiye başka bir şey. Kişiye özel bir şey yapılıyor. İki göz aynı anda takılmıyor değil mi hocam? Yani ameliyat süresinde. Biz genel olarak yapılabilir ama yapmıyoruz. Tercih ediyoruz. Yapmıyorum. Nedeni de şimdi düşünün, biz genelde bir gözü ameliyat ettikten sonra o gözü kapatıyoruz. Bir gün kadar kapalı kalıyor. İki gözünü kapatıp siz hastayı eve gönderdiğinizde bu çok, çok konforlu, zor, rahat bir şey değil. Genelde bir gözünü ameliyat ediyoruz, sonra o gözü ödemiyor, kapatıyoruz. Hem bir gün, de, iki hem gün hem de riskler varsa tabii, minimuma indirmek. Tabii, tabii, hocam tabii, şimdi tabii, başka bir konuya geçmek istiyorum ben. Bu benim böyle biraz da hani duyduğum kadarıyla da çok yeni bir tedavi aslında ve çok da hani umut vaat edip çok insana cevap olan bir tedavi. Sarı nokta evet, hastalığının bir tedavisi yok denirdi değil mi eskiden? Yani şimdi, bu korkulan bir şeydi. Bir defa sarı noktayı doğru tanımlamak lazım. Sarı nokta herkeste olan bir bölge. Burası bir bölge. Hepimizde var. Hepimizde var. Evet. Bu bölge benim size şöyle yaptığım zaman gördüğüm alan. Yani sizi görüyorum ama çevrenizi görmüyorum. Hmm. Sarı noktanın gördüğü alan size baktığım ya da size odaklandığım alan. Size merkezi görme dediğimiz yer. Sarı noktanın bize hem renk ayrımını sağlıyor, görme keskinliğini en yüksek oranda sağlıyor. Burası
çok fazla uyarılan ve çalışılan bölge gözdeki. Bu bölgede kanamalar, tıkanıklıklar, damar tıkanıklıkları, travmalar, ışık travmaları, patolojiler yaratabiliyor. Ama bizim burada halk arasında ya da sizin kastettiğiniz şey gitgide daralan bir karanlık görüntü. Yaşla ilintili olarak, yaşa bağlı olarak makula bölgesinin dejenerasyona uğraması. Bunun da iki tipi var. Bir kuru, diğeri yaşlı. Kuru tip genelde çoğu zaman görmeyi biraz düşürmekle beraber çok fazla kendisini belli etmeyebilir. O yüzden biz 50 yaş üstünde özellikle genetik yükü olanlarda, çünkü ailelerinde %40 genetik etki görülüyor. Bu hastaların retinalarına özellikle bakılmasını istiyoruz. Bir de yaş tipi var. Yaş tipteki kastettiğimiz de ödem ve aynı zamanda hemoraji ile seyredebilen. Peki o zaman şimdi süremiz bitmeden hemen bir söyleyelim. Aslında sarı nokta teşhisi konmuş hastalar için bir yöntem makrovizyon yapıldı değil mi? Evet, makrovizyon da işte hemen kapı kapı dolaşıp görmesi iyice azalmış, merkezi görmeyi sağlayamayan hastalara gözün içine bir teleskopik sistem düşünün. Görüntüleri büyütüyor, beyne yansıtıyor ve bu %1'e, %5'e, %10'a düşmüş olan görmeyi daha büyük bir hale getirdiği için hastalarının görmelerini yüzde belki 10 kat, belki 20 kat arttırabiliyor. %2, %3, %5 gören hasta %20, %40, %50 daha fazla görebiliyor. Ama burada Özge Hanım, kesinlikle biz öncesinde bu hastalara simülasyon yapıyoruz. Tabii, olacak mı olmayacak? Evet, bu simülasyonda bu da önemli, hasta bundan fayda görüyor mu, görmüyor mu? Bu simülasyonda fayda gören hastalara işte bu uygulanabiliyor. Ama şöyle diyebiliriz ki artık hani teknoloji demek ki bu konuda da gitgide ilerliyor. İlerleyen yıllarda daha güzel şeyler bekleyebiliriz. Evet. İsmail Bey, sürenizin sonuna geldik sizinle. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ederim. Yine çok bekleriz teşekkürler sizi. Ederiz. Peki, sağ olun. Hayat Güzeldir devam ediyor. Şeffaf plak tedavisi nedir? Şeffaf plak hangi yaş aralıklarına uygulanabilir? Şeffaf plakların normal diş telinden farkı nedir? Ortodontist Cansel Göçtürk anlatıyor. Aslında ortodontik tedaviyle sizin kendi dişlerinizi daha sağlıklı bir şekilde kullanmanız için altyapıyı uygun hale getirmiş oluyoruz. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyosunda yanımızda ortodontist Cansel Göçtürk var. Hoş geldiniz. Bursa'dan gelmişsiniz. Evet, Bursa'dan geldim. Selamlarımızı gönderelim. Çok arkadaşım, dostum var benim de orada. Çok da severim Bursa'yı. Şimdi bugün sizinle diş çapraşıklıklarını konuşacağız. Evet. Onu söyledim. Evet. Diş çapraşıklıkları sağlık açısından nasıl bir sorun yaratıyor? Hani estetik açısından biliyoruz ama sağlıkta ne yapıyor? Evet. Aynen söylediğiniz gibi aslında bilinen en büyük problem estetik. Herkes aynaya baktığında kendini daha iyi bir gülümsemeyle karşılamak istiyor. Estetik kaygının dışında dişlerdeki çapraşıklıklar maalesef düzensiz bir şekilde dizilmiş olan dişler iyi hijyen sağlamayı engelliyor. Yani o bölgenin iyi bir şekilde temizlenmesini engelliyor. Gıda artıkları bu bölgede birikebiliyor. Buna bağlı bakteri plaklarında artış, çürüklerde bu bölgede artış, diş taşı oluşumu, diş etlerinde problem, çürük oluşumu söylediğiniz gibi diş kayıplarına kadar giden büyük problemlere sebep olabiliyor. Tabii ortodontik tedaviyle biz dişleri olması gereken dizilime getiriyoruz ve bu problemleri en aza indirmeye çalışıyoruz. Aslında en çok rahatsızlık veren anladığım kadarıyla gülüş estetiği kaygısı. Tabii estetik kaygısı birinci olarak geliyor. Biraz ön hani diğerlerini geliyor. Belki arka planda tutuyoruz ama tabii o da büyük bir sıkıntı. Yani insanlar böyle hani eliyle ağzını kapatarak gülmeye falan. Kesinlikle estetik kaygı tabii ki şimdi günümüzde artık herkes en sık yaptığı şeylerden birisi fotoğraf çekmek. Kendini çekmek, selfie sosyal yapmak. Sosyal medya sağ olsun. Evet. Ve burada gülüyorlar tabii. Gülmek istiyorlar ve gülerken de iyi görünmek istiyorlar. Küçük problemler bile onlar için artık bir büyük problem haline gelmiş oluyor. Evet. Ve mükemmel bir gülüş istiyorlar. Peki bunların tedavisinde şeffaf plaklar kullanılır. Evet. Şimdi önce şunu soracaktım ben hocam. Ortodontik tedaviyle biz yıllardır diş tellerine çok alışkınız değil mi? Yani çocukluğumuzdan beri bildiğimiz diş teli tedavisidir ama diş teli biraz meşakkatli ve
Görsel açıdan görüntüsü da biraz daha rahatsız çok değil. Kolay değil. Uzun da süren bir süreç evet. Tabii ki bu. Çünkü buna alternatif yeni şeyler geliştirildi. Yani ortodontik tedavide nereye geldi durum? Aynen söylediğiniz gibi artık herkes güzel gülmek istiyor ama güzel gülerken arada küçük bir ara vermek istemiyor. Yani sürekli güzel gülmeye devam etmek istiyor. Ya da bu başlangıcı bir şekilde engellesin, görsel anlamda engelleyen bir etkisi olmasın istiyor. Metal braketleri tercih eden tabii ki hastalarımız var. Ama bunu tercih etmeden, dışarıdan fark edilmeden dişleri gülümsemesi çok daha güzel hale gelsin isteyen çok fazla birey var. Onlar için evet bir alternatif tedavi tekniği var. Metal braketler tabii çok eskiden beri uygulanan bir teknik. Sonra şeffaf braketler, şeffaf braketler üretildi. Dişlerin iç kısmından lingual teknik dediğimiz teknikle tedavi yapıldı. Ama şu anda en son olarak ve gerçekten çok iyi bir tedavi alternatifi olarak şeffaf plaklar. Şimdi şeffaf plakları ben çok duyuyorum. Birçok arkadaşım da bu tedaviyi oldular. Benim bir türlü aklım yatmıyor. Nasıl oluyor da o takıp çıkarılabilen plaklar ağız tedavi şeyini tedavisini sağlıyor? Yani normal plaklardan yani önceki metal plaklardan yani metal bir farkı var mı? Yani öncekiler mi daha iyi tedavi ediyordu? Bir çocuğu anlatırmış gibi bana anlatabilir misin? Çok merak ediyorum. Çünkü. Bunu o kadar çok alıyoruz ki bu soruyu. Yani evet tedavi alternatifi görünmeden tedavi olsun istiyoruz. Evet metal braketler yerine şeffaf plakları kullanabiliriz diyor. Ama bu nasıl? Evet yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan bir yöntem aslında bu şeffaf plaklarla yapacağımız tedavi. Şeffaf plaklarla yapılan tedavide hastamızın ağız içi taramasını yapıyoruz cihazla. Yani artık elle alınan ya da ölçü malzemeleriyle alınan tekniklerle değil, ağız içi tarama cihazlarıyla bilgisayarlı bir tarama oluyor, hastamızın kayıtlarını alıyoruz. Ve tedavinin başından tedavisi bittiğinde nasıl görüneceğini, hafta hafta hangi dişler nasıl hareket edeceğini gösteren bir teknolojiyle hazırlanmış bir ard arda gelen plak sistemimiz var. Bu plak sistemiyle aslında her plağın bir görevi var. Her plak sizin dişlerinizde küçük küçük nazik bir şekilde hareket sağlıyor ve bu hareketlerle dişlerinizi düzeltiyor. Biz metal braketlerde evet aylık kontroller yapıyoruz. Fakat plak sistemiyle haftada bir plaklarınızı değiştirilerek aslında haftada bir küçük hareketlerle dişlerinizde küçük düzelmeler sağlanıyor. Yerinden metalin yerini yani. Evet, o şekilde değiştirilerek. Metal olan için düşününce çok güçlü bir etki gibi yani taktıran arkadaşlarımdan da biliyorum hani böyle bir süre sancısı oluyor, ağrısı oluyor falan. Bunun ona göre mesela artıları eksileri nelerdir baktığımızda? Evet, şeffaf plaklarla tedavi yaptığımızda o ağrı daha minimize edilmiş oluyor. Çünkü biz aylık kontrollerde yaptığımızda metal braketlerde evet bir kuvvet veriyoruz. İlk birkaç gün hastamız kuvveti daha fazla hissediyor ve ağrıyı daha fazla hissedebiliyor. Şeffaf plaklarla bunlar çok daha hafif kuvvetlerle veriliyor. Çünkü her plak sisteminde her hafta aslında yeni bir işlem yapılıyor gibi oluyor. Peki, her hafta kontrol yapılıyormuş gibi oluyor peki aslında. Peki şunu sormak istiyorum. Metalle yapılabilecek işlem şeffafla yapılıyor. Şeffaf plaklarla yapılıyor. Bunun belli bir yaşı var mı? Yani herkes mesela diyelim ileri yaşta çaprazlıkları ya da fazlaysa yok bu metalle yapılacak. Ya da genç yaşta. Bu, evet ya da genç yaşta bu ya da yaptıramayan kişiler. Size şeffaf plak olmaz. Evet. Mesela böyle bir şey var mı? Bunu önceden hep ortodontik tedavi için alıyorduk bu soruyu. Yani yaş kısıtlaması var mı? Hangi yaşlar daha uygun? Evet. O zaman söylediğimiz bir şey vardı. Evet, ortodontik tedavide yaş kısıtlaması yok. Şimdi şeffaf plaklar için de aynı şey geçerli. Hazırlanan bu simülasyonlarda yaş kısıtlaması yok. Yetişkin hastaların hepsinde uygulandığı gibi artık küçük yaşta çocuklar da tedavisi bazen görünmeden bir şekilde yapılsın istiyorlar. Ki küçük yaştaki çocuklarda diş teli bir psikolojik travma yaratabilir. Hani bunu hepsinde değil bunu keyifli hale getirenler de var. Evet. Ama görünmesini ayrıcalıklı isteyen hale getirenler var. Evet, mesela benim annem bana taktırmamıştı. Bana da tel demişlerdi. Şu köpek dişlerim çok yukarıda. Hadi annem dedi ki benimki de böyle. Şimdi takarsa çok çok duygusal bir çocuktum. Ben o ağlayacak ben onu biliyorum dedi. Nitekim yerine oturdu zaten. İyi demişti. Evet bunu ama böyle mesela problem edecek olan küçük yaşta
yaşta hastalar için de yeni yöntemlerle şeffaf plaklarla tedavi yapılabiliyor. Yani her yaşta tedavi için uygun bir yöntem. Yani şöyle ki her hafta bir plak hazırlanıyor. Bu öncesinde belirlenen bir program değil mi aslında? Evet, bu bir kesinlikle, tedavi yöntemi. Kesinlikle. Ne kadar sürüyor ortalama? Dişe göre değişir tabii. Evet, dişe göre, hastanın yaşına göre, yapılacak olan işleme göre değişiyor. Ama genelde yapılan tedavi böyle haftalık küçük değişiklikler olduğu için metal braketlerle ya da braket sistemiyle, sabit ortodontik tedaviyle yaptığımız planlamadan daha kısa sürede oluyor. Şahaneymiş. Bana uzun olur gibi geliyordu mesela, yabancı olduğum evet. için konuyor. Daha da kısa bitiyor. Daha kısa sürede. Yani bugüne kadar evet, yaptığımız tüm hastalarda... Için, evet. Ben de uzun düşünmüştüm. Şeffaf plakla uyguladığımız tedavi yönteminde kesinlikle çok daha hızlı sonuç alıyoruz. Peki ne kadar takması gerekiyor kişinin? Yani çünkü plak kendi kişi inisiyatifine göre takıyor. Evet. Aslında siz bir şey söylüyorsunuz ama evet. günlük ortamı kaç saat ağzında tutması gerekiyor? En az braketler sürekli ağızda duruyor Tabii. ve sürekli bir kuvvet veriyor. Tabii. Aslında şeffaf plakların da sürekli ağızda durması gerekiyor. Yani ikisi Tabii birbiriyle ki dengeli basıyı oluşturmak için. Tabii. Onun için 20 saat 22 saat aralığında takılıyor olması gerekiyor ki diş hareketinde bir aksama olmadan istediğimiz sonuç elde edilebilsin. Peki yeme içme de önemli bu konuda. Yani şimdi biraz endişe verici durum olmuyor herhalde. Çünkü çıkabilir mi acaba? Yani, yemek yerken ne yapıyorlar? Kırılabilir mi? Şimdi yani... burada çok konforlu bir tedavi tabii ki. Yemek yerken çıkarıyorsunuz. Çıkarmak çok bu basit, elinde, konforlu. Bu elinizde gördüğümüz şey şeffaf plak mı? Evet. Böyle bir plak uygulanıyor. Şey gibi ben böyle diş benazlatma falan yaptığımda... Benzer plaklarla o plastik tabii, o bambaşka evet, bir şey. Evet. Materyali farklıdır herhalde evet, ama anladım ben ne olduğunu. Evet. Dişlerin çaprazlıklarına yani şekil değişikliğine direnebiliyor anladığım kadarıyla. Çekiyor ve kontrol çekiyor. Ediyor. Evet. Evet, itme kuvvetiyle çalışıyor zaten bu plak sistemi. Yani şöyle diyebilir miyiz ya da şunu diyemeyiz. Biz şeffaf plakla bu dişleri çaprazını yapamadık, tele geçtik. Hiç böyle bir vaka olmadı. Olur. Çünkü sonuç çok mutlaka güzel. Alıyoruz. Sonuç mutlaka alıyoruz. Peki şöyle bir şey soracağım. Bakımı nasıl yapılıyor bunların? Ağız hijyenini soruyorsanız, evet ağız hijyenini normalde hijyen nasıl sağlıyorsanız, evet dişlerinizi fırçalıyorsunuz, dişi bir kullanıyorsunuz. Hı-hı. Evet aparelinizi çıkardıktan sonra hijyeninizi normal bir şekilde sağlayabilirsiniz. Çok konforlu bir şekilde sağlayabilirsiniz. Onu temizliyoruz, onu temizliyor mu? Evet, plaklarınızı da yine fırçalayarak hijyenini sağlayabilirsiniz. Ama bunlar zaten haftada bir değişiyor. Yani bunlar evet, da çok uzun bir süre değil. Olmuyor. Evet, bir hafta kadar kullanacağınız plaklar. Çok uzun bir süre değil. Peki estetik olarak hiçbir sıkıntı, konuşmada bir sıkıntı sağlıyor mu? Onu merak ediyorum. Konuşma etkilenmiyor çünkü dilin konuşma alanında çok fazla bir rahatsız edici nokta yok. Bunlar sadece dişlerinizi sarıyor. Damak bölgesinde herhangi bir ekstra ekipmanı yok. O yüzden konuşma etkilenmiyor. Etkilenmiyor. Ha. Belki ilk başta bir yabancılık çeker ağızda. Ağızda bir fazlalık hissi oluşuyor gibi. Ama bu konuşmayı ya da telaffuzu etkilemiyor, kesinlikle. Sadece ağzınızda bir maddenin olduğunu hissediyorsunuz. Genelde benim duyduğum böyle bir buçuk yıl falan süren tedaviler. Doğru mu biliyorum, yanlış mı? Zor olan vakaların tedavileri 1 seneyle maksimum 1,5 sene aslında aralığında sürüyor. Aslında bu bayağı sürüyor. Uzun bir süre yani. Maksimum ama ortalama 1 yıla kadar birçok vakanın tedavisi bitmiş oluyor. Peki ilk çıktığında bu şeffaf plaklar böyle aman çok nasıl pahalıydı, karşılar? Orada yapılıyordu, burada yapılıyordu falan gibi şeyler vardı. Artık daha ulaşılabilir de oldular değil kesinlikle, mi? Korkulacak bir şey yok. Kesinlikle. Evet, bu arada şunu sormak istiyorum. Haftada değişiyor ya, maliyet çok mu? Yani, o bir program bence değil mi? Evet, paket o bir program. Paket olarak. Paket evet. program yani her hafta çünkü bir... maliyet de çok önemli. Evet. Hani bu konuyla ilgili. Yani kullanılan plak sayısı ve yapılacak olan işleme göre tedavi maliyeti değişiyor. Ama çok öncesine göre, ilk çıktığı dönemlere Tabii. göre çok daha ekonomik. Diğer sabit ortodontik tedavilerle arasında bir fark var ama çok, çok büyük az. Bir fark Çocuklar değil. İçin ekstra bir öneriniz oluyor mu? Yani annesine babasına aman şuna bakın dikkat edin kontrol edin. Plaklarını düzenli takıyor olması. Evet onlar yaramazlık gibi sadece düzenli takıyor olması. Ama buna motive oluyor zaten motive olarak gelmiş oluyor hastalarımız. Dışarıdan belli olmuyor, fark edilmiyor. Çok konforlu. Aslında çok güzel bir şey. Özellikle okul döneminde olan çocuklar Kesinlikle için. Kesinlikle ben de onu izliyorum. Peki materyalli hemen hemen hepsinin aynı mıdır?
Materyal olarak evet aynı materyalden. O baskıyı sağlayabilecek kuvvetteki bir şey üretiliyor değil mi ağzımızdaki çizmek? Evet bir kuvvet. O yapay zeka ile üretilmiş belli bölgelerde daha fazla kuvvet uygulanarak o dişlerde hareket sağlanıyor. Ama materyal olarak aynı materyalden üretiliyor. Peki siz buradan seyircilerimize mesela ya da işte böyle bir ortodontik tedavi yapmak isteyen kişilere ne önerip de hani buradan bir şey söyleyebilirsiniz bir diş hekimi, bir ortodontist olarak. Çünkü hani hep böyle yeni çıkan şeyler biraz şaibelidir ya aslında her şeyi anlattık ama. Çok yeni değil önce onu söylemek istiyorum. Son dönemde daha popüler oldu. Evet. Ama ortodontik tedavi görmek isteyen herkes tabii ki daha güzel gülümsemek isteyen herkes için ortodontik tedavi şart diyorum. Bunun için alternatifler çok fazla. Bu alternatiflerden evet en estetik olanı ve en konforlu olanı şeffaf plak tedavisi. Onun için her türlü alternatifimiz var. Sadece gülümsemek isteyen, daha iyi gülümsemek isteyen herkes için bir ortodonti uzmanıyla mutlaka kontağa geçmesi lazım. Muayene olması evet, lazım. Peki mesela işte yaprak lamineler var, başka türlü hani değişik yapılan şeyler var. Evet. Bu aslında ilk tedavinin ilk ayağı mı budur yani hani dişleri düzeltmek için? Aslında ortodontik tedaviyle sizin kendi dişlerinizi daha sağlıklı bir şekilde kullanmanız için altyapıyı uygun hale getirmiş oluyoruz ortodontik Sonra tedaviyle. Hala estetik kaygıları varsa kişinin. Eğer dişin yapısında bozukluklar varsa, daha deforme görünüyorsa, renginle ilgili problemi yok varsa o zaman tabii ki kozmetik diğer diş hekimliğinin dallarıyla diğer işlemler yapılabilir. Ama altyapının çok daha iyi hale gelmesi için mutlaka ortodontik tedavi baz alınmasında fayda var. Peki diş beyazlatmak isteyenler mesela bu işlemden sonra mı yapmalı, önce mi yapmalı? Ortodontik tedaviden sonra yapılıyor olmasında daha fayda var kesinlikle. Olur. Daha mantıklı evet. olur. Alt üst aynı anda da kullanılabilir değil mi ikisi de? Tabii ki. O bayağı evet, o aklıma hiç gelmemişti. Güzel soru. Altı da üstü de aynı anda yapılabiliyor. Evet, ikisi birlikte aynı anda tedavi yapıyor. Konuşmada sıkıntı olmaz herhalde. Hayır, yine olmuyor. Olmuyor. Çok altta ve üstte aynı anda problem görülüyor mu? Genel olarak mesela üst müdür? Hani daha çok hastalarımızda. Genelde biz bütün olarak görüyoruz. Hastalarımız da bize sadece tek dişim, şu dişim bozuk diye yani. Gelebiliyorlar. Ha, öyle de gelebiliyor. Ama biz onu o şekilde değerlendirmiyoruz. Biz kapanış olarak gülümsemeyi bütün olarak değerlendiriyoruz. Evet, çene yüz bölgesinde dudak burun ilişkisi, elmacık kemikleri, bunun hepsini bir bütün olarak değerlendirip ona göre bir planlama yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Cansel Hanım. Rica ederim. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Ben de hani bu konuyla ilgili evet ya yani, pek bir şey bilmiyordum. Hep böyle duyuyordum. Gerçekten bir çocuğu anlatır gibi anlattınız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür. Hayat güzeldir devam ediyor. Evet, Hayat Güzeldir de her hafta olduğu gibi şimdi sıra geldi hocamız estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör Doktor Taha Mehmetoğlu ile sohbetimize. Hocam yine seyirci sorularımız var, farklı konulara gideceğiz ama şöyle yaz gelmeden herkes böyle bir hani hafiften güneşler açıyor, cemreler düştü falan. Herkes bir yenilenmek, bir şeyler yapmak istiyor yüzünde. Yaz gelmeden ameliyatsız ufak dokunuşlar neler yaptırabiliriz? Şimdi yazı hepimiz severiz. Yani her kişi sever çünkü... Doğa canlanıyor gerçekten de. Biz de canlanıyoruz aslında. Tabii ki giysilerimiz değişiyor. Daha çok açılıyoruz, kapanmıyoruz. O yüzden estetik görüntümüz, estetik şeklimiz önem kazanmaya başlıyor. Tabii ki estetikten bahsederken hemen de yüz ön plana çıkıyor. Çünkü diğer bölgelerimizi nispeten yine de kapatabiliyoruz. Tabii. Ama yüzümüz hep ön planda. Yüzdeki şeklimiz, mutsuzluklarımız ön plana çıkmış çıkmış oluyor. Özellikle de insanlarımız daha çok ameliyatsız olarak tercih eder. Yani dünyada bir neşter korkusu var. Tabii ki tabii bazı doğaldır. Ya majör işlemler işte burun, doğaldır. Göğüs kesinlikle, gibi şeylerin ameliyatsız. Kesinlikle. Onlar da var aslında artık. Onlar da var. Tabii yaz öncesi o rahatsızlıklar da sıkıntı oluşturuyorsa ameliyat oluyor insanlar. Öyle bir şeyimiz yok ama daha çok ameliyatsız neler yapılabilir? Yani neşter değmeden, dokunmadan. Yani şimdi onu soracağım mesela. Kişi aynaya baktığında kendiyle ilgili böyle bir yüzünde yorgunluk, bir yaşlanma, hani bir nasıl söyleyeyim, dinamiğinin gitmesi yüzünün bir şey gördüğünde. Siz nasıl uygulamalarla ameliyatsız o yüzü canlandırıyorsunuz? Evet, tabii ki. Mesela şimdi yaşımız ilerledikçe yüzümüzde bazı değişiklikler oluyor. Kemik kısım üzerinden cildimiz aşağıya doğru iniyor. Bir sıyrılma işlemi, sarkma işlemi oluyor. Peki
Neler yapabilir, neler yapılabilir? Dolgularla, botulinum toksiniyle, botokslarla ince kırışıklıklarımızdan, bazı derin kırışıklıklarımızdan kurtulma şansımız var. Yüzümüzdeki bazı boşluklar oluşuyor. Yani şimdi yüzümüz kemiğin üstünde tamamen şöyle hareketli bir organ değil. Hı hı. Kemikle yüzümüzün derisi arasında, hı hı, bağlantı noktaları var. Hı hı. Yağ paketleri var. Evet. Şimdi bağlantı noktaları yüzümüz indiği zaman aşağıda bu noktalarda takılabiliyor bazen, hı, bağlarda. Hı hı. Takılınca o bölgede durma, diğer iki bölgelerde sarkmalar oluşuyor. Evet. Mesela dikkat ederseniz şu bölgede mesela. Evet, sarkma oluyor. Sarkma oluyor. Bende de hafif başlamış, hı hı, aslında. Yani, yok hocam. yok olabiliyor yani, bundan şey yok, yer çekiminden kaçamayız. Burası yani, mesela dolgu değil mi? Sizde mesela yok ama olmayacağı, evet, anlamına da gelmez. Ama ben işte diyorum ya, yani, ufak bir şeyler yapılıyor. Tabii ki, tabii ki. Şimdi maksadımız ne olur? Ya ameliyatla şu bölgeyi çekip o kemiğin üstünde tutacağız ya da o çökük kısımları, hı hı, doldurarak bütünlüğünü sağlayacağız. Hacim verip oraya yukarıya asacağız, süper, aslında. Yani süper. Dolgu bir yeri büyütmek değil, dolgu aslında yüzdeki çok şekli değiştirebiliyor. Şekli değil değiştirebiliyor. Mi? Bir yere koyduğunuzda orayı yukarı kaldırıyor, evet, bir yere koyduğunuzda öne çıkarıyor. Öne çıkarabiliyor. Yani doğru kullanmak. Doğru dolguyu doğru yerde, doğru, ve doğru ellerde kullanılması. Şimdi bu konuya tekrar döneceğiz, evet, yine dolgu, botoks, hani yaz öncesi ne yaparız, ama biraz seyirci sorularımız var, biraz oradan da gidelim. Üst göz kapaklarımdaki yağlar için ne yapabilirim? Evet. Üst göz kapağındaki yağlar demiş. Üst göz kapağındaki yağ mıdır, deri midir? Evet. Şimdi güzel soru. Aslında yağdır. Yani deri ve yağ var. Şimdi her zaman deri olmaz, yağ da olabilir. Her zaman yağ olmaz, deri de olabilir. Aslında kombinedir. Bazı insanlarda görürsünüz sadece deri gelir göz kapağının, evet, üstüne. Evet, evet. Sadece deri fazlalığıdır. Bu deri fazlalığını aldığımız takdirde gözün üstündeki, göz kapağının üstündeki yük ortadan kaldırılmış, hı-hı, oluyor. Aynı zamanda görmeyi de etkileyebiliyor bazen. Bu göz kapağının üstündeki fazla deri. Bazen de deri az oluyor ama iç kısımlarda, hiç dikkat ettiniz mi Özge Hanım? İç kısımlarda bazı kişilerde burada böyle çıkıklar oluşuyor, hı-hı, çıkıntılar oluşuyor. Hı-hı. Yani bir ileri doğru bir pörtleme mi desem? Göz kapağındaki, gözün arka tarafındaki yağ pakeleri öne doğru çıkmış oluyor. Aynı zamanda kapağı aldıktan sonra o yağ dokularını da oradan çıkarabiliyoruz. İnce bir şekilde o yağ dokularını oradan çıkarıyoruz. Cilt fazlalığını aldıktan sonra operasyonu bitiriyoruz. Göz kapağı ameliyatlı bir işlem. Ameliyatlı bir işlem. Lazer tedavileri de yapılıyor ama ameliyat aslında hani kolay bir... Kolay bir ameliyattır. Kurtuluş, yani, kolay bir ameliyat. Tabii ki, tabii ki lokal anesteziyle, aha, hastanede kalış süresi olmadan... Erken sabah saatlerinde yapılıp akşam saatte kontrol ve yaptıktan sonra Allah korusun sonra bir komplikasyon olmadığı sürece çabuk olmadığı iyileşen sürece bir şey. Çabuk iyileşen bir işlemdir. Peki şimdi dolgulara bir tekrar geri dönelim. Işık dolgusu nedir? Hep bir ışık dolgusu. Evet, ışık dolgusunu çok konuşuyoruz. Yani çok istekler geliyor. Özellikle alt göz kapağında o bölgede mevcut olan morluklar, genetik, ağırlıklı genetik faktörlere bağlı. Bir de zaten hep konuştuk bu konuları. İşimizle ilgili olabiliyor. Gece uykusuzluklar, yaşam tarzımızla, tabii, ilgili olabiliyor. O yüzden ve alttaki çöküklükleri, hı hı, kamuflaj yapmak için kullandığımız bir dolgu. Dolgu. Peki mani. Niye ışık dolgusu? Evet. Biz peki ona? Bu nedir? Gözün alt tabakasındaki cildi aslında maksadımız biraz dolgu yaparak hem çökük kısımları doldurmak, hı hı, hem de bunu biraz da ışığa yaklaştırmak. Ha. Maksadımız ışığa yaklaştırmak. Aslında tabii bir miktar, yani yaptığımız hyaluronik asit bir miktar oradaki morlukları çözüyor dense de çünkü hyaluronik asit gerçekten kalıcı olduğu sürece sık sık yapıldığı takdirde, evet, bir takım tedaviler de, evet, yapabiliyor. O bölgede gençleştirme de yapabiliyor. Ama maksat doldurarak onu ışığa doğru yaklaştırmak. Hı. Işığa doğru yaklaştırdığımız takdirde, ışık vurduğu takdirde o morluğu kamuflaj etmek aslında kamuflaj maksadımız. Bunlar çok özel dolgulardır. Mesela bu dolguları nazolabiyalde kullandığımız dolgu değil. Daha ince bir yapıda, daha bir narin yapıda. Yani vücut, evet, çünkü yüzümüzde kullanılan her dolgunun yerleri içi, içeriği farklı. İçerikleri var, yani, ve kullanma yerleri var. Tabii, çeneye tabii, konmuyor kesinlikle falan gibi şeyler var. Kesinlikle. Alt göz kapağı bir kere ince, çok ince, incedir. Çok az. Yani oraya biz kalın doku, kalın dolgu verdiğimiz takdirde şişme, şişme yapar. Yani hani bazen de görürsünüz böyle bir sosis bir yapıda, evet, bir gözaltı var. Dolgu yaptırdım, böyle oldu. Ben o yüzden biraz daha tedbirli olmak taraftarıyımdır. Tedbirli olmak lazım. Azar azar yapmakta fayda vardır. Ama neden ışık dolgusu olduğunu anlamış olduk, evet, böylece. Evet. Şimdi bir sorumuz daha var, alalım.
Badem göz estetiği kaş düşüklüğünü ortadan kaldırır mı? Badem göz son dönemin popüler. Biz popüler de zaten sık evet, konuşuyoruz. Evet. Hala da soru geliyor demek ki. Evet. Göz kapağıyla kaşın alakası tabii ki çok yakın ama var mı? Yok. Aslında var. Tabii de var. Yani sonuçta kaş, kaşın alt kısım derisi, göz kapağı, göz kapağın kendi derisi. Bunlar hepsi bir ünite şeklinde değerlendirmek lazım. Badem göz ameliyatında yapılan işlemler gözün dış kısmını biraz daha yukarı askılamak yöntemidir. Kuyruğunu aslında. Kuyruğunu yukarı doğru çekiyoruz. Aslında kaşı aşağı doğru almaz ya da kaşı yukarı kaldırmaz. Evet, biz geçen gün arkadaşlarımla yine bir doktor arkadaşımızla da konuşuyorduk. Bazılarının gözü böyle gözü aşağıya. Gözü dıştan aşağıya doğru. Dıştan aşağı doğru. Kimisi tam düz oluyor. Kimisi tam düz oluyor. Kimisi yukarı doğru oluyor. Şimdi hani düz olanlar da yukarıya yaptırmak istiyor. Aşağıda olanlar da yukarı yapıyor. Evet. O aslında doğuştan gelen bir anatomi. Aslında indikasyon, cerrahi indikasyon. Benim hani kendi indikasyonum. Şöyle bakmak lazım. Gerçekten aşağıdaysa göz kenarları o devamlı yorgun bir hal alır. Evet. Yani bakışları cansız, yorgun bir hal alır. Yaşlı yani, da olabilir bu yaş, arada. Yaşlı da yaşlıya bağlı doğuştan olabilir. Doğuştan da olabilir. Bu yapısaldır. Nasıl bir operasyondu? Gözün dış kenarından yapılacak bir insizyonla, bir kesiyle bu üst göz kapağı estetiğiyle birleştirilebilir. Ya da alt göz kapağı estetiğiyle de birleştirilebilir. Ya da kendi başına ayrı bir kesim tek başına yapılarak askılama yöntemi de kullanılabilir. Ve kalıcı isteniyorsa tamamen göz kenarındaki bağı kesip yukarı doğru kemiğe dikilebilir. Yapılması mümkündür. Kaşı etki eder mi? Kaşı çok etki etmez. Ama bunun için eğer kaşta da bir dış kenarlarında, çünkü hep güzellik olarak ne deriz? Kaşın üçte iki kısmı ön tarafta, kaşın üçte bir kısmı dış tarafta biraz daha... Anladım, çekik. Botokslar ben. Tabii ki. Yukarıda olması lazım. Tabii. Tamam mı? Eğer bu çok aşağıda değildi benim zaten. Değil düz aslında. Gibiydi, evet. Düz gibiydi. Bir takım hani yukarı. Buraya. Bazen de botoks da çözebiliyor bunu. Yani evet, biliyorsunuz çözüyor. Botoks yapılarak şu kaşın dış kısmını yukarı çekmemiz kaldırılabilir. Peki göz yani kaşı müdahale edilmesi isteniyorsa hanımefendinin söylediği gibi ne yapmak lazım? Tabii kaş kaldırma operasyonu yapılması gerekli. Kaş kaldırma operasyonu da farklı yöntemle yapılabilir. Yapılıyor. Aslında badem gözle pek alakası yok. Evet. Bir soru daha alalım. Kepçe kulak estetiği sonrası iz kalır mı hocam? Aslında kepçe kulağı hiç yok. Çok evet, hiç konuşmuyorduk. Kepçe kulak çok rastlanan bir rahatsızlık. Çok ve ciddi. Yani hani estetik kaygısının dışında çok büyük psikolojik travmalar da yaratabiliyor kişilerde çocuk yaştan itibaren. Tabii ki. Siz mesela kaç yaşından itibaren yapıyorsunuz? Şimdi kepçe kulak operasyonu aslında kulak şekillenmesini, büyüklüğüne 6 yaşlarında okul öncesi dönemde ulaşmış oluyor. Tamamlanıyorsa yani, kulak tamamlanıyor. Yani. Okul öncesi dönemde yapılmasında fayda var. Çünkü çocuklar biliyorsunuz okul döneminde hani biraz birbirlerine acımasız olabiliyorlar. İsimler birbirlerine şey yapabilirler. O yüzden hani kepçe kulak operasyonu okul öncesi dönemden yapılabilir. Peki nasıl zor yapılıyor? Bir operasyon mu? Evet, zor bir operasyon mu? Aslında değil. Sadece çocuklarda genel anestezi uygulayarak yapmak zorunda kalıyoruz. Ama erişkin bir hastalarda genel anestezi vermeden de yapılabilen bir operasyondur. Kulağın arka tarafından yapılan bir lokal anesteziyle izler nerede kalıyor? Cerrahın düşüncesine göre yani yapılarına göre hani tekniklere göre değişebiliyor. Ama genelde kulağın arka tarafından yaklaşık 3-4 santimlik, 3 santimlik bir kesiyle kulağa şekil veriliyor. Aslında kulağın derisine değil. Zaten hepimizin bildiğimiz gibi burun estetiğini yaparken burunun derisine çok müdahale etmiyoruz. Evet, belli yerlerde yapıyoruz. Kemiğe yapıyoruz, o onun örtüsüdür. Yani elbisesidir aslında deri. Kulakta da aynı şekilde. Kıkırdağın üzerinde bir deri vardır. Biz kıkırdağa şekil verirsek o deri onun şeklini alır. Kulak kıkırdağına şekil veriyoruz. En çok karşılaştığımız kulağın içindeki
bir fold dediğimiz, hı-hı, bir kıvrım dediğimiz olmaması, dümdüz bu şekilde olması, hı-hı, o foldu, o kıvrımı veriyoruz kulağa. Aslında böyle kesip yapıştırmak gibi değil, şekillendirmek, şekillendirme operasyonudur. Tabii ki kulağın bu konka dediğimiz yapısı geniş olabiliyor. Hı-hı. Oradan belli bir rezeksiyon yapılabilir. Hı-hı. Veya kulak çok öne doğruysa hem rezeksiyonla kırdak çıkartarak hem de kulağı arka, hı-hı, tarafa doğru biraz daha çekmiş alınabilir. Yine de hep söylediğim gibi yine de bu operasyonları abartmamak lazım. Hı hı. Bazen kepçe kulak ameliyatları şöyle yapışık bir kulak olmaması lazım. Doğalına hiçbirimizi, evet ben de mesela tabii hiçbirimizi de baktığım hiçbir takdirinde normal kulaklarımız tabii biraz dışa ayrıktır. Bana bazen arada hep hastalar bazen bıkmış diye olabiliyorlar bu ayrış yani biraz daha, evet, böyle de. Hocam tam yapışsın. Ama öyle olmaması, olmaması lazım. Peki dikiş, evet, izi? Dikiş izi kulağın arka tarafında kalıyor, hı hı, ve bu da hemen hemen hiç görülmüyor. Ne zaman görülür? Biri onun kulağını şöyle arkasına bakması lazım. O zaman onu fark edebilir. Yani kimseye de kulağınızı arkasına alıp böyle kitap gibi açtırmayın, evet, zaten diyoruz. Evet, o izin, evet, görülmesine, evet, imkan yok. Evet, evet. Bir soru daha alalım. Burun estetiği sonrası şekil tam olarak ne zaman oturur? Bu da çok gelen sorulardan biri. Etrafta da çok konuşulduğunu duyuyorum. Yani burun estetiği, tabii, hemen öyle hop diye bugün yaptım haftayı oldu gibi bir şey değil. Bir süreç anladığım kadarıyla. Evet. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bir hafta sonra altı çıktığında o eski burun değil. Hı hı, tabii ki. Yani bununla bir kere şey olmamız lazım. Ama yeni yapılmış yani, burnun da iyi hali değil diye düşünmemiz lazım değil mi? Kesinlikle. Biraz zamana ihtiyacı var. Biraz zamana ihtiyaç var. Peki, hı hı, 20 gün 25 gün, 1 ay kaba şişlikler iner. Yani burnun ana şişlikleri inmeye başlar. Hmm. 3 ay, 6 ay bariz şişlikler inmesini bitirmiş olur. %10-15 şişlikler kalmış olabilir. Hmm. Ve bunun da yara iyileşmesi her ne kadar 24 saatte, 48 saatte epitel birleşse dahi iyileşme içeriden devam eder. Hmm. Yani biz bir yara iyileşmesini cerrahların, yani hemen hemen hepsi, biz bir yıla kadar zaman veriyoruz. Bir yıla kadar zaman veriyorsunuz. Zaman veriyor. Ama bu bir yıl içinde, benim burnum böyle şiş. Evet, şimdi onu diyecektim. Bir yıl içinde. Anlamıyorsunuz biraz onun şekillenmesini. Bir ay sonra kimse anlamayacaktır. Ama hasta bilmiş olacak, ben bilmiş olacağım. Tabii. Ama kimse, evet burnun şiş, sen ameliyat oldun. Öyle bir şey yok. Yani. Öyle bir şey olmayacak. Yani aslında bir ay sonra. Bir ay işte, sonra, bir buçuk ay sonra kendi işine dönmüş olur. Çünkü eski burunlu kadar değil burun, zaten. Eski burun olmayacak ama bir, evet, sene sonrasında gerçek burnum benim hani bu artık denilebilir. Herhangi bir tereddüt, evet, de varsa aslında bir sene beklemesinde fayda var. Bir sene beklemesinde fayda var. Kesinlikle. Yani eğer ciddi bir travmatik bir şey yoksa. Evet, tereddütü varsa. Hocam geldik bugünlük programımızın sonuna. Evet. Hem sizinle sohbetimiz bitti hem de programımız bitti ama yarın sabah saat yine 8.15'te Çoğu TV ekranlarında Hayat Güzeldir stüdyolarında sizi bekliyor olacağız. Evet. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah televizyonunuzu açmayı unutmayın. Diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum demek doğru mu? Popüler diyet sistemleri sağlıklı mı? Sporsuz zayıflamak mümkün mü? Diyetisyen Varan Varan anlatıyor. Bir kişi sadece zayıflamak için kilo vermemeli. Hem sağlıklı yaşamak için, sağlıklı beslenmek için, aynı zamanda fit bir görünüme kavuşmak için. Gözaltı morlukları için neler yapılabilir? Anti-aging alanında yenilikler neler? Ozonlu yağların kullanım alanları neler? Girişimci ve araştırmacı Balasu Dündaralp anlatıyor. Bir takım kullanmalarda, işleri kümelerde ve sebum kontrolünde de kullanılabilen güzel bir içerik olduğu biliniyor. Diş eti ve diş taşı tedavisi nasıl yapılır? İmplant teknolojisinde son gelişmeler neler? Çocuk diş hekimliği nedir? Diş hekimi Naciye Üsküdar anlatıyor. İmplant çok muhteşem bir gelişme diş hekimliği alanında. İmplant için bile diş eti sağlığı çok önemli. 3D kıl tekniği nasıl uygulanır? Kalıcı makyaj ne kadar dayanır? Kaç çeşit ipek kirpik uygulaması var? Güzellik uzmanı Cemile Bayram anlatıyor. En ve boy olarak kendi kaşlarımıza yakın, en yakın efekti, kıl efektleri vererek kaşlarımızı çizim yapıp ondan sonra şeklini veriyoruz. Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır? Yumurta dondurma ve saklamanın faydaları var mıdır? Polikistik over sendromlu kadınlar normal şekilde gebe kalamaz mı?
kadın doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Nurettin Türktekin anlatıyor. Onların beslenme alışkanlıklarını, hayat tarzlarını, kiloyla ilgili spor veya bazı fiziksel aktivitelere yönlendirmek gibi bilgilendirmeler de çok önemli. Göğüs büyütme ve küçültme ameliyatı nasıl yapılıyor? Göğüs ameliyatından sonra iz kalır mı? Göğüs sarkmalarında nasıl bir işlem uygulanıyor? Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Necmettin Kutlu anlatıyor. Gören göz olacaksınız, gönül gözü olacaksınız ki hastanıza yeterince bir faydanız olabilsin. Yarın Hayat Güzeldir'de